Arkadaşlar merhaba. Ee, önceki videomuzda size alkanlarla ilgili bilgiler verdim. Şimdi alkanları adlandırmaya devam edelim. Ee, bir tane soruyla başlamışız. Verilen alkanları adlandırın diyor. Şimdi biz ne yapıyorduk? En uzun karbon zincirini buluyorduk. En uzun karbon zincirini buradan başlamak birazcık zor olacak. O yüzden ne yapacağız? Daha uzun bir karbon zinciri bulmak için alttan başlayacağız. Bir tane burada karbondan başladık. İlerliyorum, ilerliyorum dümdüz gidiyorum dümdüz gittim arkadaşlar eğer düz gidersem bir tane karbon olacak ama aşağıya doğru inersem dikkat ederseniz daha uzun bir karbon zinciri seçeceğim böylece en uzun karbon zincirim 1 2 3 4 5 6 7 8 karbonlu oldu şimdi dallanmanın olduğu grupları bir işaretleyelim dallanmanın yakın olduğu taraftan itibaren numara vereceğim. Burada 1, 2, 3'te dallanma var. Burada 1, 2, 3, 4'te dallanma var. Demek ki ne yapacağız arkadaşlar? Burada sol taraftan numara vermeye başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 diyeceğim. 3'te bir tane metil var. 4'te bir tane metil var. 5'te bir tane metil var. Söylerken ne diyeceğiz o zaman? 3 4 5 trimetil Baktığınız zaman toplamda 8 karbonlu 8 karbonluyu da oktan diye okuyorduk o zaman bileşimizi bu şekilde adlandırabiliriz. Eğer toplam atom sayısını bulmak istiyorsan nasıl yapıyorduk? Bunun alkan olduğunu anlıyoruz çünkü sadece sigma bağı içeriyor. 8 karbon 9 10 11 karbonlu C11H 2N artı 2 idi o zaman buradan 24 gelecektir arkadaşlar. Toplam atom sayısı kaç? 35. Bir çıkarttığım zaman bana sigma bağ sayısını veriyordu. O zaman 34 tane sigma bağı vardır diyebilirim. Burada en uzun karbon zincirini bulalım. Bu arada bu bileşik hidrokarbon mu değil mi incelerseniz sadece karbon ve hidrojenden oluştuğu için hidrokarbon bileşiğidir. Unutmuyorsunuz. En uzun karbon zincirine buradan başlarsam hata yapmış olurum. Burada daha uzun bir karbon zinciri var. Buradan başladım. Gidiyorum. Bakın şurada bir tanecik hidrojenimizi eksik yazmışız. En uzun karbon zincirini seçersem bu şekilde seçebilirim. Dallanmanın yakın olduğu taraftan itibaren numara verecektik. Burada 1, 2'de dallanma var gördüğünüz gibi. Burada 1, 2, 3'de dallanma var gördüğünüz gibi. Bu durumda ne yapacağız? Bu taraftan itibaren numara verirsek dallanmaya daha yakın olacağız. 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik, 4 dedik. Burada da 5 numaralı karbon var. Çünkü 2 tane karbon var. Dikkat ederseniz. 2. karbonda bir metil var. 3. karbonda bir metil var. 2 3 dimetil dedik bu yüzden. 5 e, en uzun karbon zinciri 5 tane karbon içerdiği için 5 numaralı karbon da Pentan diyoruz arkadaşlar. Ne yaptık eğer kapalı formülünü yazmak istersek? Ne dedik? 5 karbon burada var. 6, 7 karbonlu C7H 2 n artı 2 idi o zaman 16'dır. Toplam atom sayısına baktığımız zaman 23'tür. Bu durumda 23 ise 22 tane sigma bağı var demem gerekiyor arkadaşlar. Bu bileşik de. Ve hidrokarbon mudur? Evet kesinlikle hidrokarbondur. Çünkü sadece karbon ve hidrojenden oluşuyor. Bunu adlandırırken en uzun karbon zincirine buradan gene başlamıyorsun. Bak aşağıda iki karbon var. Devam ettim. Devam ettim. Düz gidersem daha kısa bir karbon zinciri bulmuş oluyorum. Aşağı indiğim zaman daha uzun bir karbon zincirim oldu. Burada iki tane karbon atomu var. 1-2 dersem buraya baktım. 3 numaralı karbona bağlanmış. Burada da 1-2-3 numaralı karbona bağlanmış. Bu durumda dallanmalar eşit dikkat ederseniz. Buradan da versem diğer taraftan da versem bir şey fark etmeyecek. 3-4-5 6 7 karbonlu dedik bu durumda 3'e bir tane metil bağlı bu dallanmış grup 5'e bir tane metil bağlı 3 5 dimetil dedik 7 karbonlu olduğu için de hep tan diye söyledik arkadaşlar 7 karbon 2 tane de 8 9 diyebilirim c9 2n artı 2'den 20 gelecektir. 29 tane atomum var. Bu durumda bir tane çıkarttığım zaman bana sigma bağ sayısını söylüyordu. 28 tane sigma bağı diyebilirim. Hidrokarbon bileşiğim evet hidrokarbon bileşiği neden? Sadece karbon ve hidrojenden oluştuğu için. Buna bakalım arkadaşlar. En uzun karbon zincirini bulduk. En uzun karbon zincirini bulduktan sonra dallanmanın yakın olduğu taraftan itibaren numara vereceğiz. Dikkat ederseniz burada ne oluyor? İkinci karbonda bir dallanma var. Burada da ikinci karbonda bir dallanma var. Bu durumda ne yapıyor? Bu alfabetik sıranın önceliği vardı. Yani burada brom B ile başladı. Burada klor K ile başladı. Klor dedik. Bu durumda brom alfabetik olarak daha önce olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Yazarken mutlaka yine alfabetik sıranın önemi var. Buna dikkat edin. İkide bir tane brom var. Onu yazdım. Sonra klor ve metile baktığımız zaman bakın metil de dallanmış gruptur burada. Klor ve metile baktığımız zaman K daha önce geliyor. O yüzden önce 5 klor diyeceğim. Sonra 4 metil diyeceğim. En uzun karbon zincirine baktığımız zaman 6 karbonlu hegzan diye söyleyeceğim arkadaşlar. Hegzan. Bu bir hidrokarbon bileşiği mi? Hayır bu hidrokarbon değildir. Çünkü içerisinde klor ve brom da vardır. Hidrokarbon bileşiği değil. Şimdi bunu kapattığım zaman nasıl yazacağım? 6 karbon bir de burada var 7 karbonlu. Aslında bu sadece sigma bağı içerdiği için alkan formülüne uygundur. Yani formülüm aslında C7H 16 olmalıydı. Ama biz ne yapmışız? Buradan 2 tane hidrojeni çıkartıp bunun yerine bir tane brom bir tane de klor bağlamışız. O yüzden kapattığımız zaman formülümüz C7H. 14 BRCL'dir. Eğer bana sigma bağ sayısını soracak olursa ne demiştik? Toplam atom sayısından bir çıkartıyorduk. O yüzden 22 tane sigma bağı var diyebiliriz bu bileşik için. Şimdi bir sorumuz daha var. Aşağıda YUPAK kurallarına göre isimleri verilen bileşiklerin formüllerini yazın diyor. Bir kere eğer bana bir bileşiğin e, ismini veriyorsa ve bunu yazın diyorsa sondan itibaren yazmaya başlayacağım. Pentan dedi alkan olduğunu anladım. 5 karbonlu olduğunu anladım. 1, 2, 3, 4, 5 karbon diyorum. Sonra devam ediyorum. 2, 3 dimetil diyor. Yani ikinci karbona ve ikinci, üçüncü karbona bir tane metil bağlamış. Bağlayalım biz de. Sonra ne yapacağız? Hidrojenlerini tamamlayacağız. İşimiz bitti. Karbon 4 bağ yapar. Allah'ın emri bunu biliyoruz. O zaman bir tane bağ yapmış. 3 hakkım kaldı. 1, 2, 3 tane bağ yapmış. 1 hakkım kaldı. 1, 2, 3 bağ yapmış. 1 hakkım kaldı. Bir, iki, 1 iki bağ yapmış iki hakkım kaldı bir tane yapmış üç tane hakkım kaldı deyip bu bileşiği yazabilirim tekrar 2 2 dimetil 3 brom hegzan demiş tersten gidiyoruz demiştik hegzan olduğu için alkan olduğunu anladık anla bitmiş 6 tane karbon hegzan 3 4 5 6 2 2 dimetil demiş demek ki ikinci karbona 2 iki tane CH3 bağlamış bunları bağladık 3'te brom var diyor. 3'e bir tane brom bağladık. Bundan sonra hidrojenlerini tamamlayacağız. İşimiz bitti. Karbon 4 bağ yapar. 1, 3 akım kaldı. Burada 1, 2, 3, 4 yapmış. 1, 2, 3, 1 akım kaldı. 1, 2 bağ yapmış. 2 akım kaldı. 2 akım kaldı. 3 akım kaldı deyip bileşiği tamamlamış olduk. En uzun karbon zincirinde pentan olduğunu söylüyor. Tersten gidersek 2, 3, 4, 5 pentan olduğunu bu şekilde gösterdik. 2, 3, 4 trimetil demiş. Demek ki 2'ye C3 bağlı, 3'e C3 bağlı, 4'e de CH3 bağlı. Bu durumda hidrojenlerini tamamlarsak 1, 3 akım kaldı. 1, 2, 3 bağ yapmış 4. koydum. 1, 2, 3 bağ yapmış 4. koydum. Aynı şekilde 4. koydum. Bir tane bağ yapmış 3 tane hidrojenim koydum deyip eğer tersten bana yupak kurallarına göre isimlerini verip o bileşiklerin formüllerini isterse bu şekilde tersten giderek bileşikleri yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gelelim alkanlarda izomeriye. Bu da önemli konulardan bir tanesi alkan e, bileşikleri içerisinde. Bir kere izomer dediğimiz şey kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan bileşiklerdir. Eğer kapalı formülleri aynıysa, açık formülleri farklıysa bu bileşiklere izomer diyoruz biz. Mesela burada C2H6O kapalı formülüne sahip iki bileşikle çalışmışız. Bakın ilk formül C2H5OH. OH varsa yani karbon hidrojeni OH bağlıysa alkol diyorum. Bunu zaten alkollere getir geldiğimiz zaman çok sık tekrar edeceğim. Karbon hidrojen içeren bir bileşik OH bağlanmış. Burada alkol diyorum ona. Ve dikkat ederseniz kapattığım zaman buna ait. Ama eğer oksijenle iki karbonu bu şekilde bağlarsam yani C3O, C3 şeklinde bağlarsam bu kez de eter elde etmiş oluyorum. Oksijenin her iki koluna RR grubu bağlarsam eter yapmış oluyorum. Kapattım C2H6O, kapattım C2H6O. O zaman kapalı formülleri aynı ama açık formülleri gördüğünüz gibi farklı olan bileşikler birbirlerinin izomeri. En önemli şey bence bu örnekle kafanızda kodlamanız gereken şey şu. İzomerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. Ne demek öğretmenin fiziksel özellik? Kaynamak, donmak, erimek, öz kütle bunlar fiziksel birer özelliktir. Kimyasal özelliklerine baktığınız zaman bir metalle tepkime vermesi, vermemesi, işte asitle bazla tepkime verip vermemesi bunlar kimyasal birer özelliktir. Yani tepkime ile ilgili olan her şey kimyasal özellik. Bu durumda bunlar iki farklı bileşik olduğuna göre nasıl işte erime kaynama noktaları aynı olsun, işte e, öz kütleleri aynı olsun ya da biri Mesela sodyumla tepkimeye girerken biri girmiyor gibi fiziksel ve kimyasal tüm özellikleri birbirinden farklı olacak. Niye bu izomer e, işte tanımını bu örnekler üzerinden verdim? Çünkü bunların iki farklı bileşik olduğunun fark ediyor öğrenci. Yani bunların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin farklı olduğunu anlayabiliyor ama alkanlarda izomeri sadece karbon ve hidrojenden oluştuğu için bileşikler bazen sanki ikisi de aynı şeymiş gibi, fiziksel ve kimyasal özellikleri benzermiş gibi düşünebiliyor öğrenci. O yüzden siz eğer iki tane bileşiğin birbirinin izomeri olduğu söyleniyorsa fiziksel ve kimyasal özelliklerinin farklı olduğunu bilin lütfen. Geldim şimdi. Madem alkanlarla çalışıyoruz bu alkanlara ait e, izomerlikleri birinci karbondan itibaren bir bakalım. En eşittir 1 için ch 4 metan metandı ismi bunun izomeri yok. Çünkü bunu farklı bir şekilde asla yazamam. En eşittir 2 için etan da biliyorsunuz. Etana baktığımız zaman C3-C3 diyeceğim. Bu bileşiği diyelim ki bu şekilde yazdım. Ama bunlar kesinlikle birbirinin izomeri değil. İkisi aynı şey. Sadece bakın böyle ne yapmış? Yan dönmüş diyebilirim. Propana baktığım zaman propanı en propan diye söyledik. Bakın dümdüz zincirli yazdığımız zaman o bileşiğin ismi direkt olarak en harfiyle birlikte okunuyordu. 3 tane karbon atomunu yazsan. Hidrojenlerini tamamlasan zaten en eşittir 3 için çalışıyoruz bir tane bağ yapmış üç hidrojen koydum iki tane bağ yapmış iki hidrojen koydum bir tane bağ yapmış üç hidrojen koydum ve dümdüz yazdığım için buna en propan dedim bunu bu şekilde yazsam bakın artık siz dallanmış ve düz zincirli grupları biliyorsunuz Böyle gittim aşağıya ineceğim. Yani aslında burada da düz zincirli bir propan yazmış oldum. O yüzden bunlar birbirinin aynısı ve benim bunları kesinlikle farklı bir şekilde yazma olasılığım yok. İzomer yaratamıyorum. O yüzden 1-2-3 karbonlu e, alkanlarda kesinlikle izomeri yok. Bakalım 4'ten itibaren yazabiliyor muyum? 4'e baktım önce karbon atomlarını 4 tane yazdım. Hidrojenlerini tamamladım. Dümdüz zincirli yazdığım için buna en bütan diyorum dümdüz natural butan anlamına geliyordu. Şimdi bunu dikkat ederseniz ikinci karbona bir tane C3 bağlayarak yazdım. İkinci karbona bir tane C3 bağladım. Bu durumda 3 tane karbon atomum var. 4 tane yapmak zorundayım. 3. Kar ikinci karbona bir tane C3 bağladım. Hidrojenlerini yazıyorum. Bir tane bağ yaptım, 3 hidrojenim kaldı. 1 2 3 bağ yaptım, 1 hakkım kaldı. Bir tane yaptım bağ, 3 hakkım kaldı. Burada da bir tane karbon bağ yapmış, 3 hakkı kaldı bu sayede bileşiği oluşturuyorum. Bakın ikisini de kapattığınız zaman ikisinin de kapalı formülü C4H 10'dur. Bunun yupak ismini okursam yani kurala uygun en uzun karbon zincirini seçip dallanmanın yakın olduğu taraftan itibaren numara vererek yaptığım adlandırmayı yaparsam en uzun karbon zincirini seçtim. Dallanmış olan grup burası. Her iki tarafa da eşit mesafede. Buradan itibaren 1, 2'de dallanma yaptığı için 2 metil propan diye okurum bunu yupak ismi. Ama bir de bana şunu şöyle söylüyor. Diyor ki bunun özel bir ismi var. İkinci karbona eğer bir tane CH3 bağlıysa yani ikinci karbonda bir tane CH3 var, karbonu özür dilerim ikinci karbonda bir tane CH3 varsa bu durumda onu İzo öneki ile okuyorum. Bu çok önemli bir kural arkadaşlar. Baktım ikinci karbonda bir tane CH3 var. İzo ön ile okuyacağım ama en uzun karbon zinciriyle değil toplam karbon atomu sayısına göre okuyorum. O yüzden bunu izo izoenekil olduğunu anladım. İkinci karbonda bir tane C3 olduğu için 1, 2, 3, 4 karbonlu olduğu için izobütan diye okudum arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Bu önemlidir. Özel adlandırması izobütandır. İzopropan demeyeceğim buna. En uzun karbon zincirine göre değil. Eğer izo önekiyle okuyacaksam toplam karbon atomuna göre adlandırmam gerektiğini hatırlayın lütfen. Heh. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer bana bu bileşiği şöyle yazmış olsaydı. Sanki farklı bir izomeri yaratmış gibi. Ne derdim? Bununla bunun arasında hiçbir fark yok. İkisi de aynı. Bu ikisi birbirinin izomeri olamaz. Eğer izomeriyi göremiyorsanız. Yani bakın bundan ne farkı var? İkisi de aynı. Sadece CH3'ü ne yapmışım? Aşağıya yazmışım. Bu durumda eğer izomerliği ayırt edemiyorsan yupak ismini oku ya da ismini oku okuduğun zaman her ikisi de aynı isimli ise o zaman zaten bunlar birbirinin ismi, izomeri olamaz. Bunu da iki metil propan diye okursun. Bu da iki metil propandır. Bunlar aynı şeylerdir. Birbirinin izomeri değildir. Yani söyleyeceğim c 3ü aşağıya yazmakla yukarıya yazmak arasında hiçbir fark yoktur. Bu ikisinin yani en eşittir 4 için sadece iki tane izomeri yazabiliyorum. Bir tanesi N bütan bir tanesi de izobütandır arkadaşlar. Unutmayın. ikinci karbona bir tane c 3 bağlı olduğu için izo eni, önekiyle okudum ve izobütan dedim. Devam edelim. Şimdi 5 karbonluya neler yapabiliriz diye bakalım. 5 karbonluya baktığınız zaman önce dümdüz zincirli 5 karbonu yazdım, hidrojenlerini tamamladım. Bunun yupak ismini okursam dümdüz natural pentan diyeceğim buna. Sonra İkinci karbona bir tane CH3 koydum. Yine toplam karbon atomu sayısı 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. İkinci karbonda bir tane CH3 varsa özel ismini nasıl okuyordum? İzo önekiyle okuyordum ve toplam karbon atomu sayısını söylüyordum. izopentan diyorum. Yupak ismini okumak istersem en uzun karbon zincirini seçtim. Dallanmanın yakın olduğu taraftan itibaren numara verdim. 2'ye bir tane metil bağlı. 2 metil 4 karbonlu olduğu için 2 metil bütan diye okudum bunu. Şimdi bir kez daha izomeri yaratabiliyorum. Bu kez ikinci karbona iki tane CH3 yazabiliyorum arkadaşlar. İkinci karbona iki tane CH3 yazdığım zaman bunu bana diyor ki ikinci karbonda iki tane CH3 varsa ne o öneki ile oku diyor. Bu durumda biz ikinci karbonda iki tane CH3 gördüğümüz için Neo 12 kilo okuyacağız ama yine toplam atom sayısını yani karbon atomu sayısına göre adlandırma yapacağız. 1 2 3 4 5 karbonlu olduğu için neopentan diye okuyorum ismini arkadaşlar. Eğer yupak ismini okumak istersem en uzun karbon zincirini seçtim. Dallanma her iki tarafa da eşit. Buradan itibaren numara versem 1 2 2'ye metil bağlı 2'ye metil bağlı 2 metil bağlı. 2, ye 2 ye dimetil 3 karbonlu olduğu için propan diye okuyacaktım ama ne yapıyoruz biz bu aslında videoda özel isimleri bizim için önemli o yüzden ne dedik bunun özel ismi yok en pentan diye direkt okuyorum yupak ismidir bu dümdüz yazdığım için herhangi bir dallanma yok ikinciye baktığım zaman ikinci karbonda bir tane CH3 var izopentan diye okuyordum izo önekiyle okuyorum ikinci karbonda iki tane CH3 varsa neo önekiyle okuyorum neo tam dedim. Şimdi dikkat ederseniz hepsini kapattığım zaman kapalı formülleri C5H12'ye eşit. Yani kapalı formülleri aynı açık formülleri birbirinden farklı olduğu için bunlar birbirinin izomeri. Burada kaynama noktalarını kıyasla diye ekstradan bir şey söylemişim. Biraz onu da tartışalım isterseniz arkadaşlar. Biliyorsunuz Bağ konusunu e, anlattım size lütfen bağ ile ilgili e, eksikleriniz varsa ki buradaki kaynama noktaları farkını anlamazsanız e, oradaki videoyu bir kez daha tekrar edin isterim sizden. Üç tane önemli bağ vardı fiziksel bağlarda. Şimdi biz moleküllerin eğer kovalent bağlıysa bunlar hepsi kovalent birer bileşiktir. Kovalent bağlı bileşiklerde biz fiziksel bağlarını kıyaslıyorduk. En önemli fiziksel bağlarımız ki kaynama noktalarını kıyaslayacağız. Kaynamak fiziksel bir değişimdir. Bu durumda bizim de fiziksel bağlarını kıyaslamamız gerekiyor. Bir kere fiziksel bağlardan en önemli bağlar hidrojen bağıydı. Hidrojen bağı fona bağlı hidrojen içeren ne oldu moleküllerde oluşuyordu. Burada zaten fon yok yani flor oksijen azot atomu yok. Bu durumda hidrojen bağı burada elenmiş oluyor. Sonra ikinci önemli bağ dipol dipol bağıydı. Dipol dipol bağı da polar moleküller arasında oluşuyor. E bu moleküllere baktığınız zaman hepsi karbon hidrojenden oluşuyor ve karbon hidrojen içeren bileşiklerin hepsini apolar diyebilirim. Karbon hidrojen içeren bileşiklerin apolar olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda dipol dipol bağı da olamayacak molekülleri arasında. Peki ne kaldı bize? Sadece London bağı kaldı. London bağı apolar moleküllerin arasında oluyordu evet ve de tüm moleküllerin arasında az da olsa görülüyordu. Bu durumda bu moleküller apolar olduğuna göre bu moleküllerin kendi molekülleri arasında sadece London bağı gözükecektir. Yani ben en pentanı kaynatıyorum, izopentanı kaynatıyorum, neopentanı kaynatıyormuşum gibi düşün. Ve siz kaynatırken bunların molekülleri arasında bağlar oluşacak. Bu bağları kırmaya çalışacaksınız. Yani kendisinden bir tane daha çizersem. Dikkat edin bakalım. Şöyle London bağları oluşacak. Buna baktığım zaman aynısından bir tane daha çizersem şurada. Şurada da 1 2 3 4 yerden temas edecek ve 4 tane London bağını kırmam gerekecek. Buraya baktım. Aynısından bir tane daha yazmaya çalışıyorum. Şöyle Burada da bir, iki, üç yerden temas edecek ve üç tane London bağını kırmam gerekiyor. Bu durumda bu moleküller apolardır. Her birinin kendi molekülleri arasında sadece London bağları vardır. Ama burada temas çok fazla olduğu için beş tane London'ı kırmak gerekirken burada 1, iki, üç, dört tane London'ı kırmak gerekiyor. Burada da bakın 1, iki, üç tane London'ı kırmak gerekiyor. Bu durumda temas ne kadar fazlaysa London bağı kuvveti o kadar çok olacaktır. Bu durumda kaynama noktası artacaktır. O yüzden biz kaynama noktalarını kıyaslarken en pentanın kaynama noktasının en büyük olduğunu söyleyebiliriz. Sonra izopentan sonra da neopentandır arkadaşlar. Bu şekilde kaynama noktalarını kıyaslarız. Burada hemen ufacık bir not yazacağım. Çok ezbere kullanılan bir şey, sürekli söylenen bir şey. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşer diye söyleriz. Bu doğru bir bilgidir. Öğrencilere yerleşmiş o yüzden ben aslında Temas arttıkça kaynama noktası artar diye söylerim ama bu o kadar çok öğrencilerin ağzına e, yapışmış ki o yüzden bunu artık bu şekilde ifade etmek zorunda kalıyorum. Bakın burada dallanma yok. Burada bir tane dallanma var. Burada iki tane dallanma var. O zaman dallanma arttıkça kaynama noktası düşer diye bir ifade kullanabilirim. Ona göre biz de en pentanın kaynama noktasına en yüksek, sonra izo, sonra da neo diye söyledik. Gelelim burada primer, sekonder ve tersiyer kavramlarına. Şimdi bakın arkadaşlar, bir karbon atomuna kaç tane karbon atomu bağlıysa buna göre o karbon atomuna primer, sekonder ya da tersiyer karbon atomu diyoruz biz. Mesela buradaki karbon atomuna baktın, sadece bir tane karbon atomla ilişkisi var. Bu durumda birinci dereceden karbon atomu yani primerdir derim. Bu karbon atomuna baktığım zaman sadece bir tane karbonla üç tane hidrojenle bağ yapmış, bir karbonla bağ yaptığı için buna da primer, birinci derece diyorum. Buradaki karbon atomuna bakalım. Bir karbon, iki karbon, üç tane karbonla bağ yapmış. O yüzden üçüncü derece karbon yani e, tersiyer karbondur. Buna baktım bu karbon atomuna bir karbon şununla ve bir karbon bununla bağ yapmış. O zaman ikinci derece yani sekonder karbon diyebilirim. En sondaki karbon atomuna baktım. Üç tane hidrojen sadece bir tane karbonla dikkat ederseniz bağ yapmış. Bu durumda birinci dereceden yani primer karbon diyebilirim. Peki... Şimdi bunlar benim ne işime yarayacak? Burada e, önemli bir takım alkiller var. Onlardan bahsettim size. Milli Eğitim de bunları vermiş. Bunlarla ilgili de soru sorabiliyor o yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Buna da dikkat edelim isterseniz. Bir kere biz düz zincirli bir tane bütan yazmışız. Yani onu en bütan diye okuyabiliyoruz. Şimdi biz diyoruz ki verilen bir bileşikte yani en bütandan bir tane hidrojen çıkarttığım zaman bir alkil kökü oluşturmuş oluyorum. Yani bütil oluşturmuş oluyorum. Şimdi bunların isterseniz olasılıklarına bakalım birlikte. Şimdi ben size şunu söyleyebilirim. Buradan hidrojen bir tane hidrojen çıkartacağız ve alki köklerini araştırıyoruz. Buradan bir tane hidrojen çıkartmakla buradan bir tane hidrojen çıkartmak aynı şeydir. Çünkü yapının döndüğünü düşünün. Aslında bir fark yok. O yüzden ya buradan çıkartacağım ya buradan. ikisi de aynı şey. Bu durumda şuna baktığımız zaman yani ikinci karbondan çıkarttığımız zaman buradan çıkartmakla buradan çıkartmak yine aynı olasılıktır arkadaşlar. Yine ikinci karbondan buradan da çıkarsan buradan da çıkarsan aynı şey. Bu durumda iki tane olasılık çıkart, çıkıyor. Yani en baştaki eğer hidrojeni çıkartırsam bunun ismi en büten olduğu için buna en bütil diyorum. Buna baktığım zaman eğer ikinci karbondan çıkartıyorsan bakın ikinci karbondan çıkarttığım zaman karbon atomu bir karbon iki karbonla bağ yapmış o zaman buna sekonder bütil diyorum bu yeni bir kavram o yüzden buna dikkat edin isterseniz ikinci karbondan bir tane hidrojen çıkarttım karbon atomuna baktım bir karbon iki karbon iki tane karbonla bağ yapmış sekonder bütil diyorum bu ne işime yarayacak dediğim gibi buraya bir tane klor bağladığım zaman kökün ismi sekonder bütil klorür şeklinde okumayı sağlayabilmek için bu bilgilere ihtiyacım var Şimdi buna baktım Dikkat ederseniz ikinci karbonda bir tane CH3 var. Bu durumda bunu okurken izobütan diye okuyacağım. Toplam karbon atomu sayısını okuyordum. İkinci karbona bir tane CH3 bağlıysa izoneki ile okuyup toplam karbon atomu sayısını söylüyordum. İzobütan diyorum. İzobütanın en baştaki hidrojeni yani şu karbon atomundan hidrojen çıkartmakla buradan çıkartmak ya da buradan çıkartmak aynı şey. O yüzden buradan hidrojen çıkarttığım zaman bunu okurken arkadaşlar izobütil diye söylüyorum. Neden? Dikkat ederseniz ikinci karbonda zaten bir tane c 3 var. En baştaki hidrojeni çıkartıp izobütil okudum. Yani buradan çıkarttığım hidrojende bir ikinci karbonda bir tane c 3 var ve kökün tamamı dört karbonlu olduğu için bunu izobütil diye okuyorum. Eğer diyor şuradaki hidrojeni çıkartırsan, buradaki hidrojeni çıkarttığım zaman dikkat ederseniz bu karbon atomuna bir, iki, üç tane karbonla bağ yapmış. Bunu okurken de ters yer diyorum ve 1, 2, 3, 4 karbonlu olduğu için tersiyer yer diye okuyorum bunu. Böyle bir alkil adlandırması var ve karşınıza geleceği için bunları da bu videoda anlatmak istedim. Şimdi yeni bir not 5 karbonlu olsaydı eğer nasıl adlandırma yapacaktım bu alkilleri? Bir kere C5H12 formülüne sahip pentan. N pentanı yazdım. N pentanı yazdığım zaman en baştaki hidrojeni çıkarttığım zaman bunu okurken ne diyeceğim? en pentil diye söyleyeceğim. İkinci karbondan çıkarttım. İkinci karbondan buradan da çıkarsam buradan da çıkarsam aynı şey ama unutmayın bunu arkadaşlar. Çünkü dikkat et ve karbon atomunu bir karbon iki karbonla bağ yapmış. O zaman bunu okurken sekonder pentil diye okuyorum. Neden böyle okudum? Çünkü buraya bir karbon iki karbon yani iki tane karbonla buradaki karbon iki karbonla bağ yapmış o yüzden bu sekonder karbondur bunu okurken de sekonder pentil diye okuyabilirim ve dedim ki aynı şeyi buradan çıkarsaydım hidrojeni ya da buradan aynı şekilde onları da sekonder pentil diye okuyabilirdim çünkü bu da bu da iki tane karbon atomuyla bağ yapmış oluyor alttakine baktım bakın burada 1 2 3 4 5 karbonlu 5 karbonlu ikinci karbonda bir tane CH3 var İzo önekiyle okuyabiliyorum ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu olduğu için izopentil diye okudum. Öğretmenim ben CH3'ü şuradaki karbona bağlasaydım. Bakın buradan da bir ikinci karbonda bir c 3 olacaktı. Topladığınız zaman yine 5 karbonlu olduğu için onu da izopentil diye okuyabilirdin. Yani şöyle söylüyorum. Aslında yapıyı şöyle verseydim hidrojeni fazla koydum. Şurası C2 olsaydı. Yapıyı şöyle verseydim. 1, 2. Iki. İkinci karbonda bir tane C3 var ve toplam karbon atomu sayısı 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Bunu da izopentil diye okuyabilirdin. Sonuç olarak bu mantıkta bunu sağlıyor. Buna bakalım. Dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu yine. 5 karbonlu ve 1, 2. karbonda 2 tane CH3 var. Bunu ne o örnekiyle okuyabilirim? Ne örnekiyle okudum? 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu olduğu için pentan demedim. Çünkü bir tane hidrojen çıkartılmış. Ne pentil diye okudum arkadaşlar. Bu da alkanlardan bir tane hidrojen çıkartıldığında bu alkil köklerinin nasıl okunduğuna dair bir bilgidir arkadaşlar. Haberiniz olsun.